Derinliklerde bir gölge beliriyor, keskin dişler, muazzam bir güç, soğukkanlı bir avcı, köpek balıkları. Okyanusların tartışmasız hükümdarları. Milyonlarca yıldır evrimleşmiş, doğanın en korkutucu makineleri gibi görünen bu yaratıklar, adeta yenilmez bir efsane. Ama ya size, bu korku saçan devlerin aslında sandığınız kadar kusursuz olmadığını söylesem? Evet, köpek balıkları güçlü, hızlı ve ölümcül, ama her büyük gücün bir zayıflığı vardır. Bugün, görme duyularındaki şaşırtıcı kör noktalar, hassas sinir sistemleri, kırılgan dişleri, yetersiz dayanıklılıkları ve doğanın onlara koyduğu sınırlar, hepsi bu videoda. Okyanusun kralını alt edebilecek zayıflıkları öğrenmeye hazır mısınız? İlk durak, köpek balıklarının gözleri. Evet, bu yaratıklar karanlık sularda bile avlarını bulabiliyor gibi görünüyor. Ama gerçekte, görme duyuları sandığımız kadar keskin değil. Köpek balıkları renk körüdür. Mavi, yeşil ve gri tonları arasında nesneleri ayırt etmekte zorlanırlar. Bu yüzden, dalgıçların parlak sarı veya turuncu ekipman kullanması tesadüf değil. Bu renkler, köpek balıklarının dikkatini dağıtır ve onları uzak tutabilir. Dahası, köpek balıklarının gözleri başlarının yanlarında konumlanmıştır. Bu, onlara geniş bir görüş alanı sağlasa da, burunlarının hemen önü tam bir kör noktadır. Eğer bir köpek balığının tam burnuna yaklaşırsanız, sizi görmekte zorlanabilir. Tabii, bunu denemenizi önermem. Peki, görme duyuları zayıfsa, nasıl bu kadar etkili avcılar? Cevap, diğer duyularında yatıyor. Köpek balıklarının koku alma yeteneği inanılmazdır, sudaki bir damla kanı kilometrelerce öteden algılayabilirler. Ama bu bile bir zayıflık yaratabilir. Çok güçlü kokular, örneğin bazı kimyasal maddeler ya da balık leşleri, onların koku alma sistemini aşırı uyarabilir ve yönlerini şaşırtabilir. Bazı balıkçılar, köpek balıklarını uzak tutmak için bu yöntemi kullanır, güçlü kokular yayan maddeler suya bırakılır ve köpek balığı, av yerine bu kokuya yönelir. Şimdi, köpek balıklarının en ilginç özelliklerinden birine geçelim, Lorenzini ampulleri. Bu minik, jel dolu gözenekler, köpek balıklarının burun ve ağız çevresinde bulunur ve suyun içindeki en ufak elektriksel sinyalleri algılar. Bir balığın kalp atışı, kas hareketleri ya da hatta bir insanın kulaç atarken yarattığı titreşimler, hepsi köpek balığı için birer işaret. Ama bu inanılmaz duyarlılık, aynı zamanda bir açılış topuğu. Elektromanyetik dalgalar yayan cihazlar, köpek balıklarının bu hassas sistemini bozabilir. Dalgıçlar arasında popüler olan, köpek balığı kovucular, işte bu prensiple çalışır. Küçük bir cihaz, düşük frekansta. Elektromanyetik dalgalar yayar ve köpek balığını adeta, kafası karışmış, bir hale getirir. Bu cihazlar, köpek balıklarını öldürmeden uzak tutmanın etkili bir yoludur. Hadi biraz daha derine inelim. Köpek balıkları, doğanın en sağlam canlıları gibi görünse de, aslında yaralanmalara karşı oldukça kırılgandırlar. Bir köpek balığı ciddi bir yara aldığında, iyileşme süreci inanılmaz derecede yavaştır. Bağışıklık sistemleri, bakterilere ve enfeksiyonlara karşı yeterince güçlü değildir. Örneğin, deniz analarının zehirli dokunaçları ya da dikenli balıkların savunma mekanizmaları, bir köpek balığı için ölümcül olabilir. Genç köpek balıkları bu konuda daha da hassastır, küçük bir yara bile onların hayatta kalma şansını büyük ölçüde azaltabilir. Bu, özellikle okyanusun tehlikeli sularında, köpek balıklarının, yenilmez, imajını sorgulatan bir gerçek. Şimdi, köpek balıklarının en ikonik özelliğine gelelim, dişleri. O keskin, korkutucu dişler, filmlerde arabaları parçalayan, gemilere zarar veren o efsanevi çeneler, ama gerçekte, bu dişler sanıldığı kadar dayanıklı değil. Köpek balıkları sürekli diş değiştirir, bazı türler her 8 ila 10 günde bir yeni dişler üretir. Bu, bir avantaj gibi görünse de, aslında bir zayıflığı da ortaya çıkarır. Dişleri kolayca kırılabilir ya da düşebilir. Örneğin, bir kaplumbağanın sert kabuğunu ısırmaya çalışırken ya da insan yapımı bir metal nesneye çarptığında, dişleri zarar görebilir. Dişsiz kalan bir köpek balığı, avlanma yeteneğini büyük ölçüde kaybeder ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dahası, yeni dişlerin çıkması zaman alır ve bu süreçte köpek balığı savunmasız hale gelir. Hız konusuna gelelim. Köpek balıkları, özellikle kısa mesafelerde inanılmaz derecede hızlıdır. Büyük beyaz köpek balığı, saatte 56 kilometre hıza ulaşabilir. Ama bu hız, sadece kısa süreli patlamalar için geçerli. Uzun mesafelerde, köpek balıkları çabuk yorulur. Örneğin, delfinler ya da orcalar gibi deniz memelileri, köpek balıklarından çok daha çevik ve dayanıklıdır. Bir kovalamaca uzarsa, köpek balığı geri kalır. Bu yüzden, orcaların köpek balıklarını avladığına dair belgelenmiş olaylar var. Evet, yanlış duymadınız. Okyanusun en korkulan avcısı, bazen bir orca sürüsünün akşam yemeği olabilir. Bir başka ilginç zayıflık, köpek balıklarının suya olan bağımlılığı. Çoğu köpek balığı türü, nefes alabilmek için sürekli hareket etmek zorundadır.
Solungaçlarından su geçirerek oksijen alırlar ve eğer dururlarsa, boğulma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu, onları tuzaklara karşı savunmasız yapar. Örneğin, balıkçı ağlarına yakalanan bir köpek balığı, hareket edemediği için kısa sürede ölebilir. Aynı şekilde, bir tanka ya da dar bir alana sıkışan köpek balığı, oksijen eksikliğinden hayatını kaybedebilir. Bu, doğanın onlara koyduğu en büyük sınırlardan biri. Peki, köpek balıklarının çevresel tehditlere karşı zayıflıkları neler? Okyanus kirliliği, köpek balıkları için büyük bir tehlike. Plastik atıklar, kimyasal maddeler ve petrol sızıntıları, onların hassas duyularını bozabilir ve bağışıklık sistemlerini zayıflatabilir. Özellikle, yavru köpek balıkları bu tür tehditlere karşı daha savunmasızdır. İklim değişikliği de bir başka sorun, okyanus sıcaklıklarının artması, köpek balıklarının av bulmasını zorlaştırıyor ve üreme alanlarını tehdit ediyor. Biraz da psikolojik zayıflıklardan bahsedelim. Köpek balıkları, genellikle yalnız avcılardır. Ama bu yalnızlık, bazen bir dezavantaj olabilir. Sosyal hayvanlar, örneğin delfinler, sürüler halinde çalışarak köpek balıklarını alt edebilir. Bir delfin sürüsü, köpek balığını taciz ederek ya da ona çarparak uzaklaştırabilir. Dahası, köpek balıkları stres altında kolayca paniğe kapılabilir. Örneğin, bir orca ya da başka bir tehdit karşısında, bazı köpek balıkları donup kalır ya da kaçmaya çalışırken yanlış yönlere yüzer. Son olarak, köpek balıklarının üreme süreçlerindeki kırılganlıkları ele alalım. Köpek balıkları, yavaş üreyen canlılardır. Çoğu tür, yıllar boyunca sadece birkaç yavru üretir. Bu yavrular, doğduktan sonra kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır ve çoğu, yetişkinliğe ulaşamadan ölür. İnsan faaliyetleri, özellikle aşırı balıkçılık, köpek balığı popülasyonlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Her yıl milyonlarca köpek balığı, yüzgeçleri için öldürülüyor ve bu, bazı türlerin neslinin tükenme noktasına gelmesine neden oluyor. İşte karşınızda, okyanusun kralının bilinmeyen yüzü. Köpek balıkları, doğanın en etkileyici ve korkutucu yaratıklarından biri. Ama onların da sınırları, korkuları ve zaafları var. Görme bozuklukları, hassas duyuları, kırılgan dişleri, sınırlı dayanıklılıkları ve doğanın onlara koyduğu kurallar, tüm bunlar, köpek balıklarını yenilmez olmaktan uzaklaştırıyor. Köpek balıklarına duyduğunuz hayranlığı değiştirmeyebilir, ama kesinlikle onları daha iyi anlamanızı sağlayacak. Çünkü doğada her büyük gücün ardında, gizli bir zayıflık yatar. Daha fazla bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.